Kahramanmaraş, yüzyıllara dayanan gastronomi kültürüyle bölgesinde söz sahibi bir lezzet durağı. Kahramanmaraş kültürü asırlardır birbirinden lezzetli ürünleriyle sofraları süslemeye devam ediyor. Saraçhane Çarşısı'nda tarihi bir fırında pişirilen şekerli pideler de bu asırlık kültürün en nadide örnekleri arasında yer alıyor. İsteğe bağlı yöresel lor veya çökelek karıştırılarak eşsiz fıstık ve şeker lezzetiyle buluşan pideler, tarihi taş fırında piştikten sonra üzerine mis kokulu tereyağı dökülüp servise hazır ediliyor. Pide ustası İzzet Uyunmaz, bu tadına doyum olmayan lezzetin hikayesini Aksuhaber'e paylaştı. Sadece edebiyatın ve şiirin başkenti değil, gastronominin de başkenti Kahramanmaraş. Özellikle tarih kokan Saraçhane'de tarihe mal olmuş çok özel bir lezzetin yapımını bizzat İzzet Usta'dan öğreneceğiz. İzzet Usta'm, bu önümüzdeki görsel şölen neyin nesi? Bu bizim çarşıya özel, yüzyıllardır devam eden, Kahramanmaraş'ın gastronomisine yer alan bir ürün. Evlerimizde her zaman tükettiğimiz bir ürün. Bu çarşıda da 100 yıldan beri olan bir ürün. Biz buna fıstık bıraktık, şeker bıraktık. Daha da tatlı, zengin hale getirdik. İlgiyle de yeniyor, izleniyor, bakılıyor. Şehir dışlarından da müthiş talep var buna. Biz de çarşımızın geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Tarihi Saraçhane Fırın olarak. Mayalı ve yumuşak olmasını sağlayacak kıvamda yürüyoruz. Sonra peynirli bütünleştirirken birkaç tane şeyler var. Tam o, yani bunun üzerine bayağı bir çalıştık da bu lezzete getirinceye kadar. Evet, İzzet Usta, tabii tarihi 100 yıla dayanan çok özel bir lezzet bu. Sadece öğlenleri, akşamları değil, sabahları da özellikle vatandaşların ilgi odağı bu. Evet. Şimdi bu ara öğün yemeği aslında. Yani istersek günün her saatinde yiyebileceğimiz bir ürün. Bu çarşıda da peynirlerin taze olması, bunlar 100 yıllardan belli gelen, ahir dağından gelen peynirlerle yapıldı. Günümüzde de en kaliteli peynirlerle en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet, tabii bizler de bu özel lezzeti tatmak üzere tarihi Saraçhane Çarşısı'na tüm Kahramanmaraş halkının yanı sıra bölgeden gelen vatandaşlarımızı da bekliyoruz.